Oyun yayınından herkese merhabalar. Breath of the Wild'da yine yapacak bir şeylerimiz var. At kasabaları. at çadırları diyebiliriz bunlara. Ve ufaklıklar çok sevimli ya bu oyundaki, bıraksana ha. Ne yapıyorsun? Hadi, 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 hadi. Senin cinsin anlamıyor. Bazı cins köpekler var, hemen anlıyor. Senin sadece bunu yapmamı izlemek hoşuna gidiyor. Ne yapacaksın peki? Esniyorsun, evet. Bu hareket senin uykunu getiriyor. Bu hareket senin uykunu getiriyor anlaşılan. Başın döndü mü? Yeterince başın döndü mü? Yeterince başın döndü mü? Benim döndü de. Evet. Peki. Uğraşmayacağım seninle. Ha, sen de yat öyle. Peki. Hey. Selam amca. White Horse. Evet, bu bölümde bir at yakalayacağız. Ben senden bu görevi almış mıydım? Almışımdır belki. Yaparım öyle şeyler. Bakayım. Stall Horse değil. Almıştım tabii. Evet, almışım vakti zamanında. Şimdi haritamıza bir göz atalım. Haritada biliyorsunuz şöyle güzel bir kısım var. İlk önce buraya varmamız lazım. Burayı yeşil işaretleyelim hadi. Yeşil olsun bu sefer. Şimdi oraya varacağız. Çok güzel ya. Bu baltalar işte alınabiliyor. Bu oyunda yapılabilecek çok şey var. Yani doğayla etkileşim açısından. İşaretlediğimiz yere de gideceğiz derken... Hey! Bir şey yapabiliyor muyum acaba ona? Bilemedim. Neyse. Şimdi onunla vakit kaybetmeyeceğim. Soluda. Aa, yardım etsem mi ya? Edeyim help me diyor. Yardım etmezsek olmaz. Gel. Master Sword'umun gücünü test etmek için hem de güzel bir şey. Yardım ettim. Sana yardım ettim. Oo, bayağı alınacak şey var. Sana yardım ettim Regan. Teşekkürler yemek için. Ama sende kalabilirdi. Şimşekler çakmasa. Şimşekler çakmasa dedim ya. O yüzden. Neyse, benim silahla çok bir işim olmayacak zaten. Bunu droplayayım hatta. Bu yok olmak üzere. Remove. Tabii kalkanı da. Remove. Oldu mu? Bu arada sadece bunu bıraktık. Tamam. Var bizde, var var, bol bol var. Yağmur yağdığı zaman gerçekten moral bozucu oluyor harita. Şöyle bir uçalım. Hatta şuraya kadar uçalım ya. Orası biraz eğimli. Yağmur yağsa da çıkabilirim. Hava koşullarını ciddi bir şekilde hissettiğimiz oyunlardan. Gerçi nasıl çıkacağım oraya? Çok zor. Evet. Biraz suda duralım. Bir dakika, dur suda. Şimdi tırmanabilirim belki. Sürekli kayacak ama.
Aa, nereye çıkıyorsun ya? Nereye çıkıyorsun? Boş ver bırak. Şurada ayakta dur biraz. Ayakta dur biraz. Biraz önce bir yerde ayakta duruyordum ha. Heh. Siz ne yapıyorsunuz bakayım orada? Aslında ben bu tarafa gideceğim ama nefes almak için neyse çıkayım sudan. Üf, yağmur yağması çok kötü oldu ya. Boşu boşuna yedi bitirdi bizi. Yani şu karaya yetişebilirim, değil mi? O kadar da değil yani. Evet. Peki. Şimdi selam arkadaşlar. Ben uçayım. Güzel de uçamıyoruz. Ne var aşağıda? Ha, okey. Ya bu harabelerin var ya hepsi önceki oyunlardan bir şeylerle ilgili ya. Korok bulmuş olduk. Okey. Şu tepeye çıkmam lazım. Çıkacağım. Şimdi gideceğimiz yer orası. Yağmur dinse çok sevinirim ama ya. Yağmur cidden hani çok hoşuma giden şeylerden biri değil. Hep böyle günlük güneşlik seviyorum ben bu oyunu. O zaman her yer daha güzel görünüyor gözüme. Hem yağmur yağdığı zaman işte şu şimşek olaylarından dolayı kılıç falan da kuşanamamak zorluyor insanı. Evet, zaten geldik gibi bir şey. Bu havada atlar da dışarı çıkmaz sanmıyorum. Böyle kendilerine kuytu köşe bir yer bulurlar gibi gibi. Evet, ben mekana geldim ama yağmur var işte yani. Hava düzeldi. Bu iyi şansa işaret. Okey. Güzel. O zaman bir dakika. Ne yapıyorum ben ya? Ekip. Ekip. Ve ekip ve odun oldu. Morning. Biraz dolaştık, birine yardım ettik, korok bulduk falan. Hani bu süre zarfı içerisinde güzel şeyler yaptık. Şimdi kıyafet olarak gizliliğimizi koruyabileceğimiz bir şey olursa bir yandan atı aramaya çalışırız. Bu arada güzel bir at olmalı. Onlar değil. Onlar beyaz değil zaten. Ama buralarda beyaz bir at olacak. Şuradan bir aşağı bakayım. Orası da çok uzak gerçi. Oralarda değil. Buralarda olacaktır.
Şimdi öncelikle tabii bu mekanda olması, görünüşü ve özellikle daha sonrasındaki görünüşü fark edeceksiniz. Bunun Zelda'nın atı olduğuna işaret. Zaten Wild Stallion. Hatta bu oyundaki direkt Zelda'nın bindiği at o. Yani oyunda da görüyoruz bunu birebir. Şurada beyaz bir at var ama o o değil. O değil. Şöyle bir yerlere tırmansam. Hiç de fena olmaz. Tepelerden görmek her zaman daha rahat. Bir at olsanız nerede olurdunuz? Buralarda olacağı kesin de. Hadi göster kendini. Bu shrine falan da varmış yakında. Bakayım. Ha. Yolun karşısındaymış ama o. Bakalım şöyle çayırlarda birazcık koşturalım. Elbet karşılaşırız kendisiyle. Öyle değil mi? Kendisinden işaret bile yok. Yani başka atlar var meydanda da. Zaten kendisi öyle her yerde görebileceğimiz bir şey değil. Burada başka at arkadaşlar var. Onların arasında karışmıyor. Bu yalnız gezen bir at zaten. Ve yine yağmur başladı. Ya bu niye sürekli yağmur yağıyor? Mevsim normali mi bu şimdi? Ben anlamadım. Yani bu yağmur varken onun çıkması çok zor. O yüzden sizi bu yağmurda bekletmeyeyim. Ben onu bulana kadar birazcık dolaşayım. Buldum. Kıyafetlerimizle gayet gizli bir şekilde arkadan ona yanaşabiliriz diye düşünüyorum. Dönme. Sakin. Sakin. Sabırlı olursak neden olmasın? Zelda'nın atının zaten Link'e de iyi davranması lazım, öyle değil mi? Ben gizli gizli yürürken o benden daha hızlı gidiyor galiba. Sakin oluyoruz. Sakin, sakin, sakin. Daha sakin, evet. Huf. Royal Wild Stallion. Gördüğünüz gibi 5 kere speed boost alıyor kendileri. Sakin. Tamam, bir şey yok. İyiyiz. Hızlı bir at. Hızlandırabildiğiniz bir at. Yolda bol bol seveceğiz kendisini. Hmm.
Bayağıdır da at kullanmıyorduk, hem iyi geldi. Aslında Giant Horse'umuz var bizim, biliyorsunuz. Onu direkt register yapmıştık, bizim olmuştu. Ama bu tabii ki, ya o daha güçlü, bu daha hızlı. Ve dediğim gibi 5 kere speed boost alıyor. O yüzden hem Zelda'nın atı, yadigar bizde kalması açısından bence gayet iyi olabilir. Şöyle. O kadar hızlı ki döndürmek bile zor oluyor. Şöyle havalı giriş yapayım mı? Şöyle sakin sakin havalı havalı girelim. Hatta yani ben yine hero kıyafetimi giymeliyim bence. İnme. Gidelim normal. Ha. Dönme dönme. Pekala. Birazcık daha hızlanabiliriz. Çok güzel. Kesinlikle. Evet. İnelim. Yani bu at benim zaten de. Yes. Pekala. Şimdi ilk önce harfleri neyle büyütüyordum ben? Şunla. Zelda diyelim mi hata? Yok ya, Zelda da demeyelim. Royal diyelim. Okey. Giant artık sende. İyi bakın ona. Hey amca. Ya ne sandın? Royal Saddle aldık. Royal Bridle. Ve atımız bunu kuşandı. Şimdi. Güzel güzel. Bir de şimdi bakın. İşte Zelda'nın atı. O zamana kadar bende. Zelda ile buluşuncaya kadar. Zelda ile buluştuk tabii de. Save dosyasında biliyorsunuz, Ganon'la savaşmamış gibi geri atıyor oyun bittikten sonra. Ganon kısmını bırakıyor sadece. Evet. Zelda'nın atını bulduk. Şöyle bir şey yapalım mı? Seni burada bırakayım ben. Yapabiliyorsak, o görev varsa küçük bir görev daha yapalım. Travel diyelim. Varsa bakacağız. Birazcık aksiyon katabiliriz kendimize. Atı bıraktığımız yeri biliyoruz. Zaten hepsini ben bir at çiftliğinde bırakıyorum. Lazım olursa alırım diyeceğim de. Mesela dünyanın başka ucunda bir görev oluyor. Oradan ıslık çaldığınız zaman atınız gelmiyor. Oradan gidip atı alıp oraya gitmek daha büyük zahmet oluyor. Yani fast travel'lar sayesinde at kullanmaya çok fazla ihtiyaç olmuyor aslında. Bu oyunda böyle yani. Terlitağına uçalım. Burası da kendi işte özelliğini ilan etmiş. Dünyanın çok farklı bir yerinde kendine yeten çok hoş bir kasaba haline geldi. E burayı yaptık tabii. Ah o günler.
her daim huzurlu bir yer. Ateşimiz yanıyorsa bazı işleri sabah yapabiliriz. Şimdi sen görev veriyor musun ha? Vermiyorsun ha? Vermiyormuş şimdilik. Yoksa biz o görevi yaptık mı? Belki de yaptık, biliyor musunuz o görevi? Neyse artık. O zaman atla kapanış yapmış olalım. Neler var bakayım sende? Hepsinden var bende. Köpeklerle yıldızımız barışmıyor ama son dönemde. Hey! Hey! Ya öyle değil, böyle döneceksin. Neyse, öyle oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, artık bir sonraki bölümde yine neler yapacağımıza bakacağız. Bu bölümde Zelda'nın atı... İyi yaşa. Bu bölümde Zelda'nın atını yakalamış bulduk. O artık bizim atımız. Ona iyi bakacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Yine burada veda ediyorum size. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.